36 yaşında öldü Orhan. Son zamanlarda işittiğime göre ceketi olmadığı için gömlekle dolaşıyormuş. Onun %1'i kadar sanatkar olamayanlar müdürlüklerde, sefirliklerde sefa sürüyorlar. Ve Orhan ceketsiz öldü. Gazeteci yazar Çetin Altan'ın arkadaşı büyük şair Orhan Veli'nin ardından bu satırları yazdığında takvimler 15 Kasım 1950'yi gösteriyordu. Halk ozanı Mahsuni Şerif, Mamudo Kurban şarkısını yazdığında ise 1986 yılına gelmiştik. Ankara'da dayın yoktur, Mamudo Kurban niye doğdun, Mamudo Kurban niye doğdun? Aradan onlarca yıl geçti. Zaman, iktidarlar, hayat, hatta dünya değişti. Bazı şeyler ise aynı kaldı. Liyakat. Açık konuşalım. Bu ülkede artık kimse liyakatle bir gelecek kurabileceğini düşünmüyor. Üniversitelerde bilim, mahkemelerde adil yargılama, medyada gazetecilik yapılamadığının herkes farkında. Bu, Türkiye'yi bir ağaç kurdu gibi içeriden yiyip bitiren bir salgının hikayesi. Bu, içi boşaltılan bir ülkenin hazin hikayesi. Tanıdıklara tanınan fırsatlar sonradan din iman tanımıyor sayın seyirciler. Şimdi ülkeden tanıdık manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Bu ülke insanlarını israf ediyor. KPSS sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların deneme sınavlarında yer aldığı iddia edildi. KPSS mağdurlarından mülakat çığlığı. Süleyman Enişte'yi iyi yüzüyor diye su ürünlerine dekan yaptık. Çok fazla dikkat çekiyoruz, yapma! İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Melih Bulu. Asla istifayı düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Bekçinin başına onu denetleyecek bir müdür atıyor. Benim abim de zaten boşta. Kendisi de bizim partidendir efendim. Güzel abim müdür oldu. Şimdi burası bitiyor. Söylüyorum, havadan müdahale şart. Neden Türk Hava Kurumu'nun uçakları kullanılmıyor? Bu akşam bir özel durumum vardı. Bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım. Gençlerinin yarısının yurt dışına gitmeye sıcak baktığı bir ülke artık burası. Kendi branşımda Türkiye 9.suydum. Siz diyorsunuz ki ben bu puanı haritada yer beğenirim yani. Moral motivasyon o kadar kötü bozuluyor ki çünkü iyi bir üniversiteden mezunsunuz, eğitim fakültesinden mezunsunuz, KPSS sınavına girmişsiniz, iyi bir puan almışsınız. Herhangi bir bölüm bitiren birisi bakıyorsunuz öğretmen olmuş. Liyakatsizlik işte tam da bu. İdealimde ilk başta avukatlık yapmak vardı. Fakat avukatlık mesleğinin çok karakterime uygun bir meslek olmadığını keşfettim. Hakim olmaya karar verdim. Hedefim aslında derece yapmaktı. Nitekim istediğim gibi bir sonuç aldım. Çok az bir farkla Türkiye ikincisi oldum. Hayatımda en mutlu olduğum anlardan biriydi. Tabii ki mülakat süreci de oluyor hakimlik, savcılık sınavlarının akabinde. Bu mülakatın sonucunda başarısız bulundum. Ama neden başarısız bulunduğuma dair herhangi bir gerekçe yok. Liyakat dediğimiz şeyin İngilizcesi meritokrasi. Yani başarılı olan, emek harcayanın önünü açmanız lazım ki başkası da desin ki ya bak çalışırsam ben de ilerlerim. Bir toplumda üretkenliğin, ilerlemenin, medeniyet kurmanın önünü açmanın yolu liyakat sahibi olan insanlara ödüllendireceksiniz. Sosyal statü vererek yapabilirsiniz, ekonomik koşullarını iyileştirerek yapabilirsiniz vesaire. Nerede kurallar toplumu işliyorsa, nerede adil rekabet işliyorsa, daha çok çalışanın, daha çok emek harcayana daha çok ödül veriliyorsa orada ilerleme oluyor. Şimdi Türkiye'de bu hiçbir alanda yok. Çünkü politikacı tipi Türkiye'de çok mahalli bir adam. Yani Türkiye çapında, dünya çapında yaşamayı bilen, vizyonu olan, alışkanlığı olan bir insan değil. Değişik muhit ve değişik insanlardan korkuyor adam. Ya bunlar rahat edemiyorlar kendilerini ki olmazsa etrafta. Bizim ülkemizi kalkındıracak olan bizim doğal kaynaklarımız, petrol filan, jelibon var biliyorsunuz ama o da para etmiyor. İnsan kaynağımız değerli ve iyi eğitimli olması lazım. Seneler içinde çok büyük bir eğitim atılımı yapıldı Türkiye'de. Hemen hemen tüm öğrenciler liseden mezun olabiliyor. Çok büyük bir üniversite kapasitesi yaratıldı fakat nitelik çok düştü. Nipote biliyorsun yeğen demek. İtalyanca'dan geçmiştir Rönesans'tan yeğenler idaresi. Hiçbir memlekette baştan ayak ortalığı dolduracak kadar dar bölge zenginliği yoktur. Nepotizm, kayırmacılık, hangi mahalleden olduğuna göre belli pozisyonlara gelebilmen Türkiye'de her jenerasyonun ama en çok da gençlerin büyük bir derdi. Hangi alanda kayırmacılıktan bahsediyoruz?
hangi alanı isterseniz. Sanattan, spordan, bilimden ama en önemlisi istihdama varana dek. Hatta staj yapmaya, staj fırsatlarıyla karşılaşmaya varana dek çok ciddi bir kayırmacılık sorunuyla karşı karşıya Türkiye'nin gençleri ve hak ettiğim yere gelebilmem bu ülkede çok zor diye düşünüyorlar. İşte bu yüzden her gün Twitter'da Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir garson kazandı trajikomik şakalarını görüyoruz. Sanırım bu kafayla da görmeye devam ederiz. Doktorlar, mühendisler, üniversite mezunları her sektörde hakim artık Bengüç'ün. Bu ülkenin en zeki çocukları, artık gençleri birer birer yurt dışına gidiyor. Kanada'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya, özellikle Almanya'ya. Ülke yalnızca umudunu kaybetmiyor, geleceği inşa edecek sosyal sermayesini kaybediyor. Üniversite öğrencilerinin %50'nin üzerinde bir oranı, çalışan gençlerin de %60'dan fazlası ne yazık ki Türkiye'nin kurumlarında liyakat olmadığını söylüyor. Yine çok uzun yıllardır bu soruyu soruyoruz. Eğer fırsatın olsa gider misin Türkiye'den diye. Ne yazık ki 2021'de %81 olan Türkiye'den giderim fırsatı bulduğumda oranı 2022'de bu sene %83'e yükseldi. Türkiye bundan 20 yıl önce her kurumunda benzer seviyede tıp hizmeti veren bir ülkeyken artık daha iyi tıp hizmeti verilen ve daha kötü tıp hizmeti verilen yerlerin olduğu bir ülke haline geldik. Yani tedavideki, hizmetteki eşitlik bozuldu. Devlet hastanelerinin, özel hastaneler, ekonomik gücü yüksek olan hastalar en iyi tedavileri hiç beklemeden kolayca alırken devlet hastanelerinde maalesef yığılmalar meydana geldi. Ama asıl eğitimin, asıl öğretimin olduğu üniversite hastaneleri ve devlet hastaneleri bu yoğun baskı altında boğuldular. Öyle olunca da hekimlerin, özellikle genç hekimlerin üzerinde bir negatif basınç oluştu. Yani kötü ekonomik koşullar, ağır çalışma şartları ve sizden bir türlü mutlu olmayan, size saygı göstermeyen bir hasta popülasyonu. Bütün bunlar da genç hekimleri bir başka arayışa itti. Son yıllarda da gerçekten pek çok genç meslektaşımız yurt dışında çalışmaya gidiyor. Maalesef bu da hani bu insanları kaybetmeyelim, bu insanlar bizim değerimizdir gibi bir anlayışla da karşılanmıyor. İsterlerse gitsinler deniyor. Bu da tabii negatif bir etki. Ülkemin herhangi bir yerinde görev yapmayı canı gönülden istedim. Bir idealim vardı. Gerçekten hakim olmayı istiyordum. Özel sektöre elinizin bir kez tersil etmişsiniz, idealleriniz için sınava çalışmışsınız. Belki yarın bugün işte savunma sanayine çok iyi yazılımcılar yetiştireyim, startuplar kuran insanlar yetiştireyim için belki. Benim idealim buydu yani ama bu ideal olmadı yani. Bilim iltifat gördüğü yere gider. Sizce bu muameleyi gören bilim Türkiye'ye gelir mi? Ya da Türkiye'de kalır mı? Ortalama bir göçmen ülkenin yurt dışına giden 30 bin doları demek. Bu miktar nitelikli çalışanlarda 160 bin dolara kadar çıkıyor. Dünyanın başka bir memleketinde yaşansa ortalığı ayağa kaldıracak kadrolaşma ve usulsüzlük iddiaları Türkiye'de birkaç yüz retweet ya da birkaç bin like'la ödüllendirilip unutulmaya terk ediliyor. Liyakatsizlik bu topraklarda bilebildiğimiz kökeni Osmanlı dönemine kadar uzanan kronik bir hastalık. Bu illet Atatürk'ün ölümünden hemen sonra yine hortlamış. Ve son 70 yıldır hayatımızda bir şekilde hep var olmuş. Ama hiçbir dönem bugün olduğu kadar bilimden sanata, eğitimden adalete memleketi topyekün teslim almamış, alamamış. Peki buraya nasıl mı geldik? İşte adım adım bizi bugünkü liyakatsizlik tablosuna götüren süreç. Türkiye'nin kuruluş dönemine baktığımızda, yani Cumhuriyet dönemi 1923-38 diye kabaca baktığımız zaman mucizeler o dönemde olmuş. Ve niye olmuş? Bakıyorsunuz Milli Eğitim Bakanı uzunca bir süre değişmiyor. Sağlık Bakanı Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu sağlık bakanlarından bir tanesi. Dolayısıyla sistemi oturtmak için mesela milli eğitimden konuşuyorsak, eğitimden konuşuyorsak Atatürk ne yapıyor? Kurtuluş Savaşı devam ederken, yani daha Cumhuriyet ilan edilmeden tüm eğitimcileri topluyor, şura geleneğini başlatıyor. Cumhuriyet ilan edildiğinde nüfusun %10'u okuma yazma biliyor. Hemen hemen hiç kimsenin okuma yazma bilmediği bir nüfus. 10 yıl sonrasında 15 milyon oluyor. Çok az bir nüfus, eğitimsiz. Ankara'da daha meclis yeni kurulduğunda eğitim
sistemimiz nasıl olacak diye konuşmaya başlıyorlar. Çok büyük öncelik, yani daha henüz Sakarya Savaşı falan kazanılmamış. Ondan evvel eğitime çok büyük önem veriyorlar ve sahiden de büyük bir eğitim atılımı yapılıyor. 1930'larda yapılan üniversite reformu, özellikle 2. Dünya Savaşı'nda göç eden Yahudi kökenli bilim adamlarının üniversitelerde, tıp fakültelerinde çalışmaya başlaması Türkiye'nin tıp alanındaki ilk ivmesini yarattı. Bunlar bizim hocalarımız oldular ve gerçekten Türkiye bu alanda kendi çevre ülkelerine göre bir farklılık oluşturdu. 80'li yılların sonunda, 90'lı yıllarda Türkiye kendi coğrafyasında bir liderdi. Çünkü Türkiye'deki tıpla uğraşan insanlar gerçekten pozitif bilime, araştırmaya, üretmeye, doğru tedavi yapmaya kendilerini adamış insanlardı. Ben mesleğe BBC'de gördüğüm kurslardan sonra başladım ve televizyonculuğun Türkiye'de halen en büyük okullarından biri olduğuna inandığım TRT'deki kursları bitirerek ve mesleğin ustalarının yanında çalışmaya başlayarak girdim. BBC'de röportaj dersinde bize şunu söylediler: sorular önceden hiçbir şekilde verilmez. Buna benzer bir dönem hiçbir zaman yaşanmadı. Tüm koşullarıyla kendine özgü bir dönem. Örnek vermek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı gazetecilerle bir söyleşiye katıldığında sorular kim tarafından nasıl sorulacak, bu biliniyor, sırası da biliniyor ve bir aşama daha gerçekleşti. Cevaplar da Cumhurbaşkanı'nın prompterına yazılıyor. Öyle bir şey. Ben rüyamda görsem inanmazdım daha önce. Bir kurumun içinin boşaltılması denince hem medyanın hem de vatandaşın aklına ilk gelen konu o kurumun kasasının boşaltılması. Yolsuzluk, hortumculuk ya da vurgunculuk, adına ne derseniz deyin. Bunların hepsi hukuken cezalandırılması gereken suçlar. Ancak en az onlar kadar önemli olan bir başka içini boşaltma yöntemi de tüm kurumların liyakatten mahrum ellere terk edilip iradesinin siyasi yönlendirmelere teslim edilerek değersizleştirilmesi, itibarsızlaştırılması. Bu içinde bulunduğumuz liyakatsiz kadroların devlet yönetimine hakim olması durumu Türkiye'de bir rejim değişikliğiyle oluştu. Gücün bir kişinin elinde çok fazla yoğunlaşmasını engelleyecek denge mekanizmalarınız olması lazım. Biz bunları adım adım kaybettik. AK Parti iktidara geldikten hemen sonra bu otoriterlik tesisi başlamadı tabii ki. 2007 sonrasında adım adım bu yola girdik. Yargının ele geçirilmesinde en önemli noktalardan birisi 2010 Anayasa Değişikliği'dir. 2010 Anayasa Değişikliği'nin asıl yapılma amacı Hakimler Savcılar, o zamanki Yüksek Kurulu'nun ele geçirilmesidir. Üye sayısı arttırılmak suretiyle, yeni atamalar yapılmak suretiyle Anayasa Mahkemesi'nin ele geçirilmesidir. Gezi olaylarına verilen reaksiyon, 2014 sonrasında Türkiye'nin basın özgürlüğünü zaten kaybettiğini görüyoruz. Özgür olmayan bir ülke kategorisine Freedom House ölçümlerinde vesaire hep böyle gerilemeler mevcuttu. Gitgide önce basın özgürlüğü gitti. Basın özgürlüğü gidince arkasından hepsi yavaş yavaş gitti. 15 Temmuz'a kadar şöyle bir manzara doğdu. AK Parti milletin oyuyla iş başına gelmiş bir siyasi iktidar, fakat milleti idare edebilecek insanı yok. Var da sınırlı yani. Bunlar elinde yoktu ve ne yaptı? O ana kadar devlette öyle veya böyle var olmuş bir cemaatin, Fethullahçıların insan kaynağına sarıldılar. Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalar, Atatürkçü, Sosyal Demokrat, Ulusalcı, Milliyetçi, Alevi bürokratları, AK Parti karşıtı diye nitelenen bürokratları tasfiye etmek için yapıldı. Fakat asıl olan şu, onlar sahneden çekilirken yerine gelecek olanlar da belirleniyor. Ve gelecek olanlar da bir liyakatle değil, bütünüyle AK Parti'nin siyasi ataması görünümü adı altında Fethullahçıların insan kaynağı yerleştirmesiyle mümkün oluyor. Türkiye 15 Temmuz'a işte tam da bu liyakatsizlik operasyonu götürdü. 15 Temmuz'dan sonra ise burada eksilen, sahneden çekilen sadece Fethullahçılar oldu. Mekanizma yerli yerinde kaldı. Sadece Fethullahçıların oluşturduğu tek el dağıtıldı. Siz bambaşka inançlara sahip olabilirsiniz. Bambaşka menzillere yürüyor da olabilirsiniz. Ama bir insan bir işi hak ediyorsa, o konuda başarılıysa ona vermelisiniz demeliydi devlet. Bunu demedi. Ne dedi? Yine biz aynı secdeye baş koyduğumuz ve aynı menzile yürüdüğümüz insanlar. Kim bunlar? FETÖ'cüler gitti. Kim olsun? Menzilciler olsun, İskender Paşacılar olsun, ondan sonra Nurcuların diğer kolları olsun filan. Doğal olarak kurumların kendi birikimlerini dışarısına çıkarak, dışarıdan atamış oldukları kişisel ilişkiler, cemaat ilişkileri, bürokratik ilişkiler sayesinde oraya getirdikleri insanların bu ülkede
hem kendi birikimlerinin tartışılıyor olması hem de kurumların içerisinde birikimlerinin tartışılıyor olması nedeniyle bu kurumlar büyük bir güven erozyonuna uğruyor. 2000 yılından 2014 yılına kadar tam 14 sene polis okulu sınavları çalındı, üniversite sınavları soruları çalındı, tıpta uzmanlık sınavı soruları çalındı, KPSS soruları çalındı, hepsi çalındı diyor. Devlet kabul ediyor yani 14 sene boyunca sizin girmiş olduğunuz sınavlar var ya hepsi çalındı, çalanlar da bürokrat oldu, siz olamadınız diyor. Devlet söylüyor. Buraya niye sonra da niye güvenmiyor diye sorabilir miyiz artık insanlara ya? Ben soramam. Haklısın derim. O sınavlara milyonlarca insanlar giriyor. 2 saatte kaderiniz belirleniyor ama orada da bir sürü problem var. Tekrar sınava gir, işte sınav iptal. Stres oluyorsunuz çünkü atama gelmedi, atama gelmedi, atama gelmedi. Aylarınız, günleriniz geçti öyle. O süreç içerisinde polis alımları oldu, bekçi alımları oldu, başka alımları oldu devletin. Ama öğretmenle hikmetse o ara alınmadı yani. Kraldan çok kralcılık, beceriksizlik, akılsızlık bu. Başka hiçbir şey değil. TÜİK enflasyonu yani zaten dünya, sadece TÜİK açıklamıyor ki bunu. O kadar çok mekanizma var ki Türkiye'de enflasyonu ölçen. Yanlış açıklasan ne olur, doğru açıklasan sadece memura verdiğin maaş düşük kalıyor. Yani insanların iş dünyasının özellikle kendi çalışanlarına kötü davranmasını açıyorsunuz. Bazılarına bakıyorsunuz daha doğuştan iş hangi şirketin yönetim kuruluna gireceğini kendisi seçiyor. Yani büyük büyük düğünler, kıyametler kopuyor. Burada bir grup genç okulunun taksidini ödeyemiyor, bilmem ne yapamıyor. Öbür genç altında Ferrari'siyle orada burada geziniyor. Şimdi bu kadar büyük bir görüntü kirliliği hiç olmamıştı öyle söyleyeyim. Ben de özledim Bu düpedüz yeni tip bir hödüklük ve bunu yeni tip bir idare ve propaganda anlayışı getirdi. Yani çok kötü. Bu bir sınıfsal direniş. Yani kravatlı insanlara karşı bir nevi yeni bir yanlış şuurlanma. Çok tehlikeli bir şey. Yani sen düşünebiliyor musun? Ben bu müesseseye gireceğim, burada çalışacağım, işte bilmem program geliştireceğim. Girdim bir şekilde torpille. Bütün hepsi torpilli. İkinci gün deliye dönersin. Yanındaki salak şey bilmiyordur, daktiloyum diye geçiniyordur. O işten haberi yoktur. Program yazımcısı lazımdır, haberi yoktur tipin. Onu bırak yani bir bardak çayı bile edebiyle getirip hazırlayacak bir ocakçı, kahveci yoktur. Çünkü burası hassas bir ülke, gelişiyor. Büyük gelişim ne demek? Büyük problemler demek, büyük ihtilaçlar demek. Eskişehir'e ihtiyaç değil, ihtilaç. Sıkıntılar, krizler o arada oluyor, sancılar oluyor falan değil mi toplamı? Yavaş yavaş bu işin öyle pek bizim hemşerilikle, bizim yandaşlıkla falan olacak şey olmadığı anlaşılır. Habercilik şudur. Güç odakları bir yerlerde halkın bilmesini istemediği gerçekleri örtbas etmeye çalışırlar. Gazeteci bu üstü örtülmek istenen konuyu tüm çıplaklığıyla ayna tutarak topluma yansıtır. Habercilik budur. Onun ötesinde siyasetçilerin istediğini yapmak habercilik ve gazetecilik değil, reklamcılıktır. Ama bugün ne yazık ki mesleğimiz reklamcılıkla özdeş hale geldi. Habercilik unutuldu. Öyle kerameti kendinden menkul meslektaş tipleri çıkıyor ki karşımıza. Bizim mesleğimizin daha ilk günlerinde öğrenilmesi gereken 3-5 kuralı sorsam en böyle görkemli medya kuruluşlarını yöneten kişilerin bunlardan bir haber olduğuna bahse girerim. Türkiye'de baktığımızda 2 mahalle var. İkisinin arasında derin uçurumlar var. Bir kesim için iktidarı karalamak çok doğal. Diğer kesim içinse tam tersi muhalif ya da bağımsız gazeteci olarak ortaya çıkan meslektaşlarımızı imha etmek, linç etmek, mümkünse demir parmaklıkların ardına göndermek. Bence ikisi de ekstrem, ikisi de uç. Gazeteci ben ona yaranır mıyım, ben buna yaranır mıyım gibi bir arayışın içinde olmamalı. Gazeteci mutlaka evrensel meslek ilkeleri doğrultusunda haberin tüm ögelerini içeren bir yayıncılık anlayışıyla çalışmalı. Liyakatin cenaze namazı kılınırken en büyük umudumuz sıradan vatandaşın güvenebileceği tek bir kurum bırakmamacasına süren bu gözü dönmüş bizden olsun verilen talimatı harfiyen yerine getirsin de gerisini boşver kabusunun sona ermesi. İçi boşalmanın bedelini bugün bu cennet vatanda yaşayan ve gidecek başka hiçbir yeri olmayan bizler
daha da büyük bedeli ise bizden sonraki nesiller ödeyecek. Ama yine de enseyi karartmayacağız. Ve bu güzel ülkenin insanları olarak gündelik siyasetin bulanık sularına girmeden umudumuzu diri tutacağız. Coğrafya Kederoğlu diye düşünüyorum yani Türkiye'de. Şu an herkes gidiyor, savunma sanayisinde çalışan mühendisler gidiyor, doktorlar gidiyor. Biz mesela bekliyoruz petrolün çıkmasını işte böyle yeraltı kaynaklarının çıkmasını bekliyoruz. Halbuki en büyük kaynak gençler yani. Elendikten sonra ben yurt dışında çalışma imkanlarını araştırdım. Üzülerek maalesef ki. Ve belki bir şeylerin değişebileceğini umut ettim. 5, 10, 15, 20 yaşındaki çocuklar, gençler bu hikayeyi okuyorlar, görüyorlar. Sen bir ebeveyn olarak gidip 10 yaşındaki çocuğa bak çok oku, Boğaziçi'ne gir. Şimdi Boğaziçi'ne girenlerin halini görüyorsunuz işte ya da şu alana gir, doktor ol. Ya doktor olunca dayak atıyorsun toplum olarak. Şu öğretmen ya da bilmem başka bir alanı seç, iş garantim var. Yok. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin gençlerine, Türkiye'nin verdiği mesaj şu. Ağzınla kuş da tutsan, torpilin yoksa sen istediğin sonucu elde edemezsin. Böyle bir toplum sefalete mahkumdur. Bu gördüğümüz iyi günler. Ekonomik olarak söylüyorum. Türkiye'nin önündeki en büyük sorun liyakatsızlıktır ve liyakatsız yönetim tarzıyla sadece bu kuşağı değil bundan sonraki kuşakları da kaybediyoruz. Her türlü liyakata sahip, her sınavla da, her mülakatla da bunu ispatlayabilecek insanlar bir bir gidiyorlar. Liyakatlerinin değerinin varılabileceği, liyakatlerin ölçülebileceği, bu ölçüm sonucunda hak ettikleri yerlerde olabileceklerine dair hangi ülkede bir inanç varsa oraya gidiyorlar. Kalmayı da gerekli kılan, mümkün kılan nedenler var. Değiştirmek için çabalamanın vereceği haz da kıymetli. Herkese bu imkan olmayabilir. Olanların bazıları yorulmuş da olabilir. Eninde sonunda milyonlarca insan da gitmeyip kalıyorlar. Çünkü kendi ülkelerinin dönüşmesine katkıda bulunmak, yardımcı olmak, Türkçe kederlenmek kadar Türkçe de gülmek, mutluluğunu Türkçe ifade etmek de istiyorlar. Bugün gitmiş olanların da daha mutlu oldukları gün dönmek üzere gittiklerine inanıyorum. Tercih etmediler, mecbur kaldılar. İnşallah dönerler. Evet, dönerler ama ne olursa dönerler. İşte bu liyakatsizlik değişirse, hakkaniyetle yönetilen topraklar olursak evet döneriz diyenlerin oranı da çok yüksekti. Yıllardır bir gençlik araştırmacısı olarak dilimde söylemekten tüy biten kavram. Liyakat, liyakat, liyakat. Herkes ülkesini seviyor, burada yaşamak istiyor ama kendilerini boğuluyor gibi hissediyor gençler. Liyakatsizlik bunun bir tanesi ama yani sadece benim başvurduğum işe başkası torpille alınıyor şeklinde değil. Toplumun her yerinde liyakatsizlik söz konusu. Gençler ülkelerini çok seviyorlar aslında. Burada kalmayı tercih ederler. Ekonomik şartlarda işte yaşam kalitesi de düzeltilirse, iyiye giderse umut olduğunu düşünmek istiyorum. Son derece zeki, pırıl pırıl gençlerimiz var. Arkadan yetişen insan kaynağı var Türkiye'nin. Ve bunu doldurabilecek öğrencilerimiz de var. Yeter ki bu ülkede bir umut görsünler. Kendilerine iyi ve güzel bir hayat temin edebileceklerine inandırırsak ki o da bizim jenerasyonumuzun boynunun borcudur. Evlatlarımıza yaşanamayacak kadar berbat bir ülke bırakmamalıyız. Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Onlar gelip düzeltir, ben öyle düşünüyorum. Eğer umudum olmasaydı sizinle gelip bu belgeseli yapmak için evet demezdim. Umudum olmasaydı Amerika'daki işimi gücümü, oradaki rahat hayatımı bırakıp buraya gelmeden önce 600 tane öğretmene eğitim verdim. Umudum olmasa bunları yapmazdım. Benim umudum şu, ne olursa olsun bütün bu koşullara rağmen bir yerde bir ışık vardı. Şu anda elimizdeki olanaklarla çok daha büyük hayaller kurmamız gerekiyor. O nedenle umutsuz olmak için hiçbir gerekçemiz yok. Bir sabah kalkarız deriz ki ya bundan sonra liyakata dayalı bir sistemimiz olsun. Çok zor değil. Türkiye bunu geçmişte yaptı. Geçmişte yaptıysak, istersek yarın yeniden aynısını hatta daha iyisini yapabiliriz.